Herkese merhabalar. LGS 2023 için yola çıktık ve sözel bölümde en önemli ders olan Türkçe için ilk dil bilgisi konumuzu fiilimsi konusuyla başlıyoruz ve sizlerle birlikte Eylül programında her gün çok güzel videolarla, canlı yayınlarla harika bir şekilde ilerleyeceğiz ve LGS 2023 geldiğinde kitapçığımızı açtığımızda Türkçe'de İnkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de, matematikte, fende en yüksek netlere ulaşacağız. İnşallah da hepsini doğru yapacağız. Hazır mıyız Songül Ceylan benim? Hazırım hocam. Harikasın. O zaman sizler de ekran başında hazırsanız arkadaşlar. Bugün mükemmel bir şekilde film konusunu öğreneceğiz. Herkes arkasına yaslansın. Emniyet kemerini bağlasın. Koltuklarını dik konuma getirsin. Çünkü birazdan konuyu öğreneceğiz. fiilimsi nedir? Nasıl bulunur? İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil arasındaki farklar nelerdir? LGS'de nasıl soruldu? Yani 2022 LGS'de sorulmadı fiilimsi. Ama 2020'de, 2019'da, 2018'de veya geçmiş yıllarda LGS'de nasıl sorulduğunu tek tek filmsinin inceledik ve soruları da hazırladık. Birazdan burada göstereceğimiz örnekler de hep LGS'lerde, TEOK'larda, işte SBS'lerde çıkmış cümlelerden oluşuyor. Dolayısıyla filmleri şimdi güzel bir şekilde öğreneceğiz. Fiilimsiyi nasıl buluyor Songuç'um? Fiilin kökünü bulacağız. Hayır alakası yok. Fiilin köküyle falan alakası yok. Çok basit bir yöntem var. Birazdan bu yöntemi göstereceğim. Hatta yöntemin ismini yazıyorum buraya. Yöntemimiz... Mame yöntemi olacak. Mame yöntemiyle mükemmel bir şekilde ...tüm filmsleri öğreneceğiz. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım ve başlayalım. Öncelikle burada bir tren var değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Şimdi bu tren gidemez esasında. Çünkü burada vagonlarımız var ama lokomotifimiz yok. Buraya bir lokomotif ihtiyacı var. Yani vagonları tek başına... Hani ...lastikler tek başına gitmez, motor lazım. Aynı şekilde vagonlar da tek başına gidemez. Buraya bir lokomotif lazım. Bu örneği neden veriyorum? Çünkü bu örneği ileride cümle ögelerini öğrenirken de kullanacağız. Şimdi Ömer kardeşini okula dersek... Sence burada lokomotif, burada yüklem var mı Tonguç'um? Bulamadım hocam. Bulamazsın tabii. Çünkü burada yüklem yok, burada lokomotif yok, burada cümle yok. Yani Ömer kardeşin okula diye bir cümle olmaz. Dün Kerem sahada çok iyi. Böyle bir cümle olur mu Tonguç'um? Hayır hocam. Olmaz. Ya. Herkes Ali'yi dikkatleyecek. Böyle bir cümle olur mu? Hayır hocam. Olmaz. Ya. Neden? Çünkü nasıl bu cümlelerin sonunda olması gereken kelime yoksa, yüklemler yoksa... ...bu trenin de sonunda yani daha doğrusu başında lokomotif yok. İşte lokomotifsiz bir tren sende nasıl böyle bir... Acayip garip geliyorsa bu tarz yüklem olmayan cümlelerde garip gelecek. Şimdi burası çok önemli. Buraya yüklemler koyalım. Mesela Ömer kardeşini okula götürdü diyelim bak şimdi. Ömer kardeşini okula götürdü. Şimdi cümle oldu mu Tonguç Hanım benim? Evet hocam. Harika oh rahatladık. Ömer kardeşini okula götürdü. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Birazdan filmsiz süper bir şekilde bulacağız. Dün Kerem sahada çok iyi mesela ne olsun? Oynadı. Burada da cümle rahatladı oh diyebiliriz. Herkes Ali'yi dikkatlice dinliyor. Burada gördüğün gibi götürdü, oynadı, dinliyor sözcükleri gelince adeta lokomotifi gelen bir tren gibi oldu. Cümle rahatladı. Ömer kardeşini okula götür dedin ve cümle bitmiş oldu. Şimdi buraya bakalım. Burada yine lokomotif var mı sence Tonguç'um? Yok hocam. Yok, yine lokomotif yok. O zaman yine bu tren gitmez. Bak şimdi, aşağıdaki cümlelere bakalım. Ömer kardeşini okula götürmek. Sence böyle bir cümle olur mu Tonguç Ela Hanım benim? Yanlış. Öyle. Evet yanlış böyle bir cümle olmaz. Yani Ömer kardeşini okula götürmek. Ben turist miyim ya? Merhaba Sultanahmet Şiş Kebap almak istiyorum gibi bir cümle oluyor yani. Dün Kerem'i sahada oynarken böyle bir cümle olmaz. Herkes Ali'yi dikkatle dinleyip böyle bir cümle olmaz bak. Dolayısıyla az önce Ömer kardeşini okula götürdü deyince cümle olmuştu. Dün Kerem sahada oynadı deyince ya da herkes Ali dikkatle dinliyor deyince oldu ama götürmek, oynarken dinleyip din cümleler bitmedi. Yani bu cümlede yine lokomotif eksik. Yüklem eksik. Bu tren yine gitmez. Ömer kardeşini okula götürmek istedi diyelim mesela. Veyahut da dün Kerem'i sahada oynarken gördüm diyelim. Buraya yazıyorum gördüm. Herkes Ali'yi dikkatle dinleyip anladı diyelim. Herkes Ali'yi anladı dinledi diyelim. Şimdi burada cümleler rahatladı mı Tonguç Ali benim? Evet hocam. Rahatladı niye? Çünkü istedi geldi, gördüm geldi, anladı geldi. Yani yüklem geldi yani lokomotif geldi. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Bunları şundan dolayı anlatıyorum. Çünkü birazdan neyi bulacağız Tonguç Eladım benim? Yüklemi hocam. Aynen dediğim gibi yüklemi bulacağız. Yüklemi bulduktan sonra geriye kalan kelimelerde yani vagonlardan mamiye alanlara dikkat edeceğiz. Şimdi bakalım. Öğrenciler konuyu sessizce dinliyor. Bak dinliyor burada yüklemimiz. Yani lokomotifimiz. Bu yıl LGS'de başarılı olacağım. Olacağım yüklemimiz. Çok güzel rahatladık lokomotifimiz. Loko lokomotif. Bu soruları çözmek çok kolaymış. Kolaymış yüklemimiz. Dinliyor olacağım kolaymışlar. Yüklem ve bunlar cümlenin sonunda genellikle. Ve bunlar bizim lokomotifimiz. Şimdi geriye kalanlardan yani vagonlardan mamek alanlara dikkat edeceğiz. Öğrenci... Konuyu sessizce. Burada mamiyeki alabilen var mı Tonguç'um? Yok hocam. Yok. Bu yıl LGS'de başarılı. Burada mamenki olabilen var mı? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorum ne diyorsun evladım? Baksana bunların hiçbiri mamenki almaz. Yani başarılı başarısız diye yemeyeceksin. Sadece başarılı başarılı ma falan diyeceksin. Bu soruları çözmek çok kolaymış. Burada mamenki alabilen var bilmiyorum mı? Bilmiyorum hocam. Ya sen de her şeyi bilmiyorum diyorsun. Çok basit olmuş bak. Çözmek çözmemek bu kadar basit. Çözmek çözmemek diyebildiğimize göre bak buraya M2 mame olmuşluk getirebildiğimize göre bu cümlede fiilimsi var diyeceğiz bu kadar. Önce lokomotifi buluyoruz sonra geriye kalanlardan mami eki alanlara dikkat ediyoruz. Mesela şuraya geri gelelim. İstediği yüklemimiz, gördüm yüklemimiz, anladı yüklemimiz ya. Götürmek götürmemek fiilimsi. Oynarken oynamazken fiilimsi. Dinleyip dinlemeyip bunlar hep birer fiilimsi oluyor Tonguç evladım benim. Şimdi o zaman kuralımız belli. Önce tanımımıza bakalım istersen. Fiillerden türeyerek cümle içinde isim, sıfat veya zarf türünde kullanılan sözcüklerdir. Şimdi tanımımızı çok güzel bir şekilde dinledik. Peki bu tanımdan bir şey anladık mı Tonguç Eylül benim? Yok hocam. Anlamayız. Zaten tanımlar anlaşılmak için değildir. Tanımlar öyle verilir. Biz taktiklerle bulacağız. Yani nasıl bulunur diyor. Cümlenin yüklemini bul. Geriye kalanlardan mame eki. Mame olumsuzluk eki alanlara dikkat edeceğiz. Bu kadar basit. Şimdi gel hemen beraber uygulayalım. Bilge bugün tüm ekibi topladı. Yüklemimiz topladı. Yani lokomotifimiz. Yani cümlede olmazsa olmaz. Bak topladığı kapatıyorum. Bilge bugün tüm ekibi. Ney? Böyle bir cümle olmaz. Bilge bugün tüm ekibi topladı deyince cümle rahatladı. Sonra geriye kalanlardan mameyeki alanlara bakıyoruz. Yok. O zaman bu cümlede fiilimiz yok. Öğretmen konuyu güzel anlattı. Anlattı yüklemimiz. Yani lokomotifimiz. Geriye kalanlardan mameyeki alabilen var mı Tomuç Helal'in benim? Yok hocam. Yok. Çok güzel. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Çıkmaz yüklemimiz... Sonrasında geriye kalanlara bakıyoruz. Olmayan olan... Bak şimdi burada bir tane fiilmsi bulduk. Duman dumayan olmaz. Tamam o zaman burada bir tane var. Fiilmsi bulduk. Geceleyin yağan kar yolları kapadı. Bak bunlar hep çık e sınavlar çıkmış cümleler Tonguç'um. Geceleyin yağan kar yolları kapadı. Kapadı yüklemimiz. Yüklemimizi bulduk mu Tonguç Erelmen'im? Evet hocam. Harikayız. Geceleyin yağan yağmayan... Tamam burada da bulduk fiilmsi. Topu tutup yukarı fırlattı. Fırlattı yüklemimiz. Tutup tutmayıp bu da fiilmsi. Yani... Yüklemi buluyoruz, lokomotifi buluyoruz, dikdörtgen içine alıyoruz. Sonrası geriye kalanlardan mamemek alanlarım. Yağan, yağmayan, tutup tutmayan, Olan, olmayan dediklerimiz hep film solun. Hemen başka bir cümleye bakalım. Kitaplar bizlerin en büyük yardımcısı ve en değerli dostudur. Şimdi bu cümlenin yükleme esasında bizlerin en büyük yardımcısı ve en değerli dostudur. Yani cümle gelene gelince göreceğiz ama şimdi burada diyelim ki dostudur şöyle dikdörtgen içine almış olalım. Geriye kalan sözcüklerin içerisinde olumsuzluk eki alabilen yani mame eki alabilen çocuk bulabiliyor musun Tonguç Elan Hayır hocam. Valla ben de bulamıyorum. Kitaplar, kitapmalar, bizlerin, bizmelerin, büyü, bü, bü. olmuyor. O zaman burada filmsi yok. Bak uzun bir cümle ama filmsi yok. Gelenlerin kim olduğunu anlamak isteyince dışarı baktım. Baktığı yüklemimiz yani lokomotifimiz, loko lokomotif. Şimdi diğerlerini yuvarlak alıyorum bak. Gelenlerin gelmeyenlerin. Bir, kim olmaz? Olduğunu olmadığını. İki, anlamak anlamamak. Üç, isteyince istemeyince. Dört, dışarı olmuyor bak. O zaman burada bir, iki, üç, dört tane filmsi var diyebilir miyiz sonuç elendi benim? Evet hocam. Harikayız, süpersin. Görünen köy kılavuz istemez. İstemez yüklemimiz. Görünen, görünmeyen bu da filmsimiz. Yapacağımız şey çok basit. Lokomotifi bul, yüklemi bul. Ardından da geriye kalan kelimelerden mame alanlara bak. Gelenlerin gelmeyenlerin. Olduğunu olmadığını. Anlamak anlamamak. İsteyince istemeyince. Görünen görünmeyen. Şimdi filmsi çok güzel bir şekilde anladık. Zaten kampımızda mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz ama sen mutlaka... ...birazdan dersimin sonunda da vereceğim. Zoru Bankası'ndan, Taktikli'den, Dinamo'dan ödevler çözmelisin. Bunları birazdan vereceğim. Çünkü Dinamo'da sen soruyu yanlış yapacaksın. Bu neymiş ya diyeceksin. Kare kodu okutup sorunu çözümünü izleyeceksin ve iyice pekiştireceksin. Sonra da sınavda hiçbir soruyu kaçırmayacaksın inşallah. Şimdi filmsi çeşitlerine geçiyoruz. Arkamıza yaslanıyoruz ve süper hızlı şekilde gidiyoruz Tongucuğum. Şimdi o zaman filmsilerdeki mantığımız ney? İsim fiiller, sıfat fiiller, zarf fiiller diye üç ayrılıyor. Ve bütün fiilimsiler mame eki aldığı için isim fiiller de mame olumsuz ekini alıyor. Sıfat fiiller de alıyor, zarf fiiller de alıyor. Sadece bunların kendine ait özellikleri var. Mayışmak, anası mezar dikecekmiş, Kenyalı esiye maden dağında durmak için inceyip arakladıkça gibi saçma sapan ekleri var. Ama bunlar çok basit, korkmana gerek yok. ...yine dersimizin sonuna kadar hep aynı yöntemi bulacağız yani. Lokomotifi bul, geriye kalan kelimelerden mame kalana bak. Mesela görünen kelimesi en eki almış ya. İşte bu an en eki, sıfat fiil eki olmuş olacak. Şimdi isim fiille başlıyoruz. İlk başta isim fiiller var. Bütün fiilimsiler gibi bu da mame eki olmuş yapılabiliyor. Ve bunun kendine ait ekleri var Tonguç'un. Mayışmak, mayışılıyor yani. Ders çalışmak çok zevkliymiş. Zevkliymiş yüklemimizi dikdörtgen için aldım. Çalışmak çalışmamak diyebilir miyiz Sonuç'um? Evet hocam. Harika. O zaman bununla yuvarlak için alıyorum. Bak mame eki alabildiği için bu filmsi. Peki fiilimsilerden hangisi? Ma iş mak eki almış. Yani fiil kökünden sonra mak eki olduğunu görece diyeceksin ki aha 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 bu isim fiil. Gülüşüne hayran kaldım. Şimdi kaldım hayran kalmak yüklem. Bunu hayran kaldım şöyle alalım. Gülüşüne gülme işine diyebiliyoruz. Bunu böyle yine yuvarlak için alıyorum. İş eki almış. Gülmek kökünden sonra yine biz ne diyoruz? Gülüş isim fiil. Seninle tanışmaya geldiler. Geldiler yüklemimiz. Tanışmaya tanışmamaya diyebiliyoruz. Ma isim fiil eki O zaman mak, ış, mak, me, iş, üş, 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 mek. Bunların her biri isim fiildir diyebiliriz. Ama yöntemimiz yine çok basit. Dikdörtgen içine al yani lokomotifi bul yani yüklemi bul. Ardından da geriye kalan kelimelerden ma, me, olumsuz ikini alabilenlere dikkat edin. Hemen sıfat fiile geçiyoruz. Detaylarını birazdan göreceğiz. Sıfat fiillerde mamen olması olmuş yapılabilir diyebilir miyiz Songutçum? Evet hocam. Harikasın. Şimdi sıfat fiilin ekleri birazcık havalı. Anası mezar dikecekmiş. Böyle ne diyorsun ya gibi garip bir ses oluyor değil mi? Annesi mezar dikecekmiş. Böyle sen korkunç bir şey var gibi ama hiç korkmamıza gerek yok. Burada da yine yüklemleri buluyoruz. Kendine yakışan kıyafeti bilir. Dedesinin öpülesi e ellerini hatırladı. Bak bu mesela LGS e çıkmış bir cümle. Görünmez kazalara karşı dikkatli olalım. Dikkatli olmak. Güler yüzlü bir insandır. Gezdiğim yerleri dinleyecek birini arıyorum çok tavırları tavırlarıyla bizi kızdırdı. Bak burada kızdırdı arıyorum İşte güler yüzü bir insandır bütün yüklü ama ben sadece insandır dikdörtgen için aldım şimdi. Yani en sonunda kelime almış gibi düşün. Dikkatli olalım hatırladı bilir diye yazdık tamam. Şimdi sonra geriye kalan kelimelerden mame ikili olumsuz yapılabilenlere bakıyorduk. Yakışan yakışmayan öpülesi öpülmeyesi. Görünmez görünür. Güler, gülmez. Gezdiğim, gezmediğim. Dinleyecek, dinlemeyecek. Bilmiş, bilmemiş tavırlar diyebiliyoruz. Ve sıfat fiillerde Tomuç'um genellikle sıfat gören oluyor. Nasıl kıyafet? Kendine yakışan kıyafet. Nasıl eller? Öpülesi eller. Nasıl kazalar? Görünmez kazalar. Nasıl insan? Güler yüzlü insan. Yani nasıl yüz, güler yüz. Nasıl yerler? Gezdiğim yerler. Nasıl biri? Dinleyecek biri. Nasıl tavır? Bilmiş tavır dediğimizde bunlar hep hatırlar mısın bilmiyorum sıfatlar, isimlerin sevgilisidir. Sıfat fiillerde hep böyle önlerindeki ismi bir şekilde niteleyecek ya da belirtecek. Ama bazen belirtip nitelemediği durumlarda oluyor. Fakat kesin olan bir şey varsa yakışan yakışmayan diye mame iki olumsuzluk ikini alıyor. Ve an, esi, mez, ar, dik, ecek, miş ekleriyle de sıfat fiil oluyor. Geçtik zarf fiili. Hızlı gidiyoruz ama detaylı gidiyoruz. Hiç endişelenme Tonguç'um. Zarf fiillerde mame ikili olumsuz yapılabiliyor. Yani olumsuz ikini alıyor. Geriye de kendilikleri kalıyor. Zarf fiillerin temel mantığı şu nasıl ya da Tonguç'um ne zaman sorularıyla bulunacak? Onu birazdan söyleyeceğim. Zaten mayışmak isim fiilleri bulduktan sonra ardından da anası mezar dikecek mi sıfat fiilliklerini bildikten sonra geriye zarf fiiller kalıyor. Dolayısıyla zarf fiilleri bulabilir miyiz Tonguç'um? Bulamadım hocam. Tamam şimdi bulamadın ama ileride bulacağız merak etme öğreneceğiz bak şimdi. Konuşurken çok saygılı davrandın. Davrandı yüklemimiz konuşurken bak konuşurken konuşmazken diye ırken. Hatta bu ne zaman saygılı davrandı? konuşurken diyebiliyoruz. Ders başlayalı 10 dakika oldu. Şimdi olduğu alıyorum. Ne zaman? Ders başlayalı 10 dakika oldu. Yemekleri çatlayasıya dek yedi. Bak yedi. Nasıl yedi? Yemekleri çatlayasıya dek yedi. Çatlayasıya. Okul başlamadan dersler başladı. Nasıl dersler başladı veya ne zaman dersler başladı? Okul başlamadan. Çalıştığında başarı seni bekler. Ne zaman başarı seni bekler? Çalıştığında bak burada yine ne zaman sorusuna cevap veriyor. Şimdi Burada konuşurken konuşmazken, başlayalı başlamayalı, çalıştığında çalışmadığında, başlamadan başlayarak gibi olumsuz yapabiliyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bak şimdi. Yine zarf fiillerdeyiz, bağ fiillerde. Bunun başka bir adı daha var. Ulaş ama onu çok fazla kullanmıyorlar. Şimdi makine durmaksızın çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Durmaksızın. Sen gelince dışarı çıkalım. Ne zaman? Sen gelince bak gelmeyince diye olmuş yapılabiliyor. Soruları çözüp tamamladı. Nasıl? Çözüp. Çok okuyarak netlerimizi artırırız. Nasıl? Okuyarak. Bak çok önemli. Okuyarak okumayarak. Çözüp çözmeyip. Gelince gelmeyince. Koşa koşa gittiler. Nasıl gittiler? Koşa koşa gittiler. Hatta diyoruz ya güle güle git. Güle güle. Bak o da yine güle güle git. Zarf fiil. İçeri girer girmez soru çözdük. Ne zaman? İçeri girer girmez diyebiliyoruz. Burada çok önemli Tonguç'un um. birincisi. Bu e, LGS'den önceki liseleri giriş sınavında sorulmuş. Yani filmsler bazen daha doğrusu zarf fiiller bazen nasıl? Bazen de ne zaman sorularına cevap verir. Yani bazen zaman bazen de durum anlamı katıyor. O zaman bu nasıl sorusuna cevap verdiği zaman durum anlamı kattığını. Ne zaman sorusuna cevap verdiği zaman da zaman anlamı kattığını bileceğiz. Sonuç. Hangisinde zaman hangisinde durum anlamı katmıştır deyince esasında çok basit. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum. Ne zaman sorusuna cevap veriyorsa zaman anlamı katıyor. Ne zaman soru çözdük içeri girer girmez. Nasıl gittiler? Koşa koşa gittiler. Ne zaman netlerimizi artırırız? Çok okuyarak netlerimizi artırırız. Neden çok okuyarak netlerimizi artırırız? Çünkü bakalım sayısalda bile bak fen sorusunda uzun uzun metinler var. Sanki paragraf sorusu gibi durmuyor mu Tonguç'um? Evet hocam. Aynen paragraf sorusu gibi duruyor. ama esasında paragraf sorusu değil bak sayısal bölümde fen sorusu. Dolayısıyla bol bol soru Çözmemiz bol bol e, paragraf e, bol bol kitap okumamız gerekiyor. Hatta bol bol paragraf soru çözmemiz gerekiyor. O yüzden de biz mesela günde 15 paragraf, paragrafta son nokta, paragrafons, parafon gibi bir sürü paragraf kitabımız var. Bunlardan da mutlaka faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü bunları okudukça her bir satırda sadece Türkçe dersine yönelik değil, aynı zamanda e, bu diğer dersler içinde, fen içinde, matematik içinde, inkılap içinde notların artıyor. Şu ana kadar çok hızlı gittik. Ama mantığımız çok basit. Yüklemi bul. Geriye kalanlardan mame alanlara dikkat et. Mame alanlara baktın. Eğer mayışmak ekini aldıysa isim fiil. Anası mezar dikecek bir şekilde aldıysa sıfat fiil. Ne zaman ya da nasıl sorusuna cevap veren Kenyalı Asiye maden dağında ip arakladıkça gibi ekler aldıysa buna da zarf fiil diyoruz. Şimdi gel bakalım LGS'de nasıl sorulmuş ona bakalım. Şimdi tabi biz LGS sorusunu birebir almadık ama İçindeki filmsi birebir aldık. Yani normalde birazcık daha farklı ama sen soruları incele kendinle çöz mutlaka zaten Tonguç'um. Ama özü bu sorunun yani. hangi zarf fiil yoktur demiş. Şimdi zarf fiil yok mu çok mu onu bulmadan önce önce filmsleri bulalım. Yolu takip ederek meydana ulaştık. Şimdi ulaştık yüklemimiz. Takip ederek etmeyerek. Yol alırken hava çok sıcaktı. Sıcaktı yüklemimiz. Alırken almazken. Üst üste kireç atılmış elleri gezdik. Gezdik yüklemimiz. Atılmış atılmamış. Üst üste filmsi diyebilir miyiz Tonguç evladım benim? Bilmiyorum hocam. Hayır bak şimdi. Orada öğrencilerin zaten karıştırmasını istemiş. Böyle üst üsteyi mamek alabiliyor mu Tonguç'um üst üste? Hayır hocam. Alamıyor. Bak ilk başta bilmiyorum dedin ama mamek ile kontrol edince rahatlayacaksın bak. Ederek etmeyerek. Alırken almazken. Atılmış atılmamış diyebiliyorsun ama üst üste, üst üste üst üste olmuyor. Evler siline siline tertemiz olmuş. Silinmeye silinmeye diyebiliyoruz bak. Ederek etmeyerek. Alırken almazken. Atılmış atılmamış. Siline siline silinmeye silinmeye diyebiliyoruz. Şimdi filmleri bulduk. Fakat adam bizden filmsi istemiyor. Adam bizden zarf fiil yoktur diyor. Şimdi erek eki zarf fiil eki. Yani mayışmak ya da anası mezar dikecek bir şeklinden biri değil. Irken demiş bak ırken almak alırken bu da Kenyalı Asya'nın eki. Anası mezar dikecek miş. İşte bu sıfat fiil eki. Nasıl evler? Üstüne kireç atılmış evler diyor. Dolayısıyla buradaki sıfat fiil ama buradaki zarf fiil. Buradaki de zarf fiil. Bu da ee -E zarf fiil eki bu da zarf fiil. O yüzden cevabımız Ceyhun seçeneği oluyor Tonguç Erelmen'in. Hatta bu zarf fiil eklerini burada bir kez daha göstermek istiyorum sana. Bak şurada. Bak. Mayışmaklar isim fiil. Zaten hepsi muamele eki alıyor. Mayışmaklar isim fiil Tonguç'un. Anası mezar dikecekmişler sıfat fiil. Kenyalı Asiye, Maden Dağı'nda durmaksızın ince ip arakladıkça... ...koşa koşa içeri girer girmez bunlar da zarf fiil oluyor. Başka zarf fiil ekleri de var ama bunların eklerini ezberlemektense şu ikisini bil, geriye kalanların da zarf ile olduğunu bil ve zaten ne zaman ve sorusuna cevap veriyor. O zaman Erek, ırken, Ee, ee ekleri zarf ileki olduğu için, Anası mezar dikecek dikecekmiş eki sıfat ileki olduğu için cevabımız C oldu. Geçtik başka bir LGS sorusuna. Hangisinde sıfat fiili vardır? Demiş. Şimdi böyle bir soruyu görünce ee, korkuyor musun Tonguç'um? Hayır hocam. Artık korkmuyoruz. Harikasın. Niye? Yüklemi buluyoruz sonra mameyken'e bakıyoruz. Mevlisi sadece kimse laf atmaz. Şimdi atmaz bu cümlede filmsi var mı Tonguç'cum? Yok hocam. Aynen filmsi yok. Niye? Meyvesiz, meyvemesiz, ağaca, ağmaca olmuyor. Bunların hiçbirinde mavi alabilen yok. Hayat yaşayarak tecrübe edilir. Şimdi tecrübe etmek yüklemimiz yaşayarak yaşamayarak diyebiliyoruz. Aa burada arak eki var ama arak eki zarf fiil ekiydi. Sıfat fiil neydi? An, esi, mez, ar, dik, ecekmiş. Bak yaşamak fiili an, esi, mez, ar, dikecekmiş ecekmiş eklerinden birini anlamış. O zaman bu zarf fiil. Öğrenmenin sınırı yoktur. Yoktur doğru yüklemimiz. Öğrenmek öğrenmemek. Öğrenmenin öğrenmemenin diyebiliyoruz. Bu da yine isim fiil. Ma işmekteki mek almış. Menfaatleri için küçülmeyen bir insandır. Nasıl insan? Küçülmeyen insan. En eki an esi mezar dike ki en eki diyebilir miyiz sonuç şeyler Evet hocam. Harikasın. O zaman bu da sıfat fiil oluyor. Bu kadar basit. Cevabımız D seçeneği. Hemen başka bir LGS sorusuna bakalım. Hangileri zarf fiildir? Demiş. Şimdi biz önce filimsileri zaten bunların hepsi filimsi onların altını çizmiş. Çıkardığı çıkarmadığı somutlaştırıp somutlaştırmayıp anlamamızı anlamamamızı sağlarken sağlamazken yararlandığı yararlanmadığı diyebiliyoruz. Dolayısıyla bunların filimsi olduğunu biliyoruz. Burada bize daha çok eki soruyor bak. Bu anası mezar dikecekmişteki dik ekini almış. Bu dolayısıyla sıfat fiil Tongucu. Bu ıp. Kenya Asya maden dağında ince ip Araklı ip bu. O yüzden bu zarf fiil. Anlama isim fiil. Irken zar fiil. Yararlandığı dık sıfat fiil. Anası mezar dikecekmiş gibi şey, dık sıfat fiil. Dolayısıyla burada cevabımız somutlaştırıp ve sağlarken sözcükleri oluyor. Ama çıkardığı dık sıfat fiil. Anlama ma isim fiil. Yararlandık dık sıfat fiil. Şimdi... Buraya kadar kısımda şimdiye kadar çıkmış bütün soruları yapabilirsin. Yani LGS 2020'de, 2019'da, 2018'de hepsini yapabilirsin. Hatta şimdi birazdan detaylara gireceğiz. Böyle zor kaynaklarda çıkabilecek sorulara karşı sen hazırlayacağım. Zaten bizim Dinamo Soru bankamıza da zor sorular var. Ama şu anda hem Dinamo'da hem taktikli de hem Zoru Bankası'nda bu konuyla alakalı süper efsanevi sorular hazırladık. Bu soruları mutlaka çözmeni istiyorum. Bak hatta burada göstermek istiyorum. Filmsel alakalı mesela Zoru Bankası'nda filmsi bir Fiilimsi 2, fiilimsi 3, fiilimsi 4, fiilimsi 5, fiilimsi 6, fiilimsi 7 testleri var. Gerçekten çok seçici sorular. Birden fazla fiilimsi vardır gibi çok güzel sorular var. Şimdi onların hepsini yapacağız. Buradaki taktikli ve e, dinamodaki soruları da yapmalısın Dongukcuğum. Mutlaka çok çok önemli. Ama şimdi birkaç detay var onları da söylemek istiyorum. Arkana yaslanmaya devam et. Şimdi fiilimsi ile çekimli fiil karışabiliyor. Yani fiil başka bir şey, fiilimsi başka bir şey. Zaten eğer fiilin adı... Fiil fiilimsi olsaydı buna fiilimsi denmezdi. Ona da fiil denirdi. Şimdi bak dikkat edin. Ömer Kerem dersi dinliyor. Dinliyor yüklemimiz. Tamam. Bu cümlede fiilimsi yok. Devam ediyoruz. Dersi dinledi, konuyu anladı. Şimdi konuyu anladıdaki anladıya yüklem deyip aa geriye kalan kelimelerden dinledi dinlemedi bu da fiilimsi demeyeceğiz. Niye? Çünkü ta dersimizin en başında demiştim ki sana. Bu bu fiiller yani yüklemler lokomotifti. Yani Öğrenciler konuyu sessizce dinliyor diyordun. Oh cümle bitiyordu. Tren hareket ediyordu. Lokomotif vardı. Bu yıl LGS'de başarı olacağım deyince olacağım deyince oh cümle bitip rahat diyordu. Bu soruları çözmek çok kolaymış deyince oh diyorduk cümle bitiyordu. Ama şunlara bakalım. Lokomotifsiz cümlelere bakalım. Bak bunların lokomotifi yok. Vagonlar var sadece. Ömer kardeşini okula götürmek. Ne diyorsun ya? Bitmiyor cümle. Dün Kerem'i sahada oynarken. Evet sonra öyle işte bu kadar. Bu cümle olmaz ki. Böyle bir tren olmaz ki. Gitmez ki bu tren. Lokomotifi yok. Böyle bir cümle olmaz ki. Herkes Ali'yi dikkatle dinleyip. Ne diyorsun ya? Cümleyi tamamlasana. Yok bu kadar. Olmaz. Sonunu anladı, gördüm. istediği gibi şey gitmez İşte. Şimdi bu, bunu hiç unutmaman lazım. Neden? Şimdi dersi dinledi deyince cümleyi bitirebiliyorsun çünkü. Dinledi. Dersi dinledi. Dolayısıyla bu da bir yüklem yani. Bu cümlede iki tane yüklem var. Biz bunu sonradan göreceğiz. Birden fazla yüklem olan cümle diyeceğiz cümle türlerinde ikinci dönem. Yani bu fiilimsi değil. Bak bu fiil, bu fiil, bu da fiil. Derse dinleyip konuyu anladı bak. Anladı, dinleyip dinlemeyip ise fiilimsi. Neden? Çünkü bak dinledi cümleyi bitiriyor ama dileyip cümleyi bitirmiyor. Dolayısıyla bak buraya yazıyorum. Bu çekimli fiil, bu ise fiilimsi. Dolayısıyla bunun fiil, bunun fiilimsi olduğunu bilirsen çok rahat edersin. Ne zaman gelse kapımız ona açıktır. Şimdi açıktır yüklemimiz. Gelse films değil bu da S kere çekilenmiş film. Bunu da çok eski bir sınav sorsa birazcık değinmiş. Buna dikkat edelim. Çünkü S diye bir filmsik yok. Yani mayışmak isim filikleri. An esi mezar dikecekmiş sıfat filikleri. Kenyalı Asiye Maden Dağı'nda inceyip arakladıkça diye zar filikleri var ama S diye bir ikimiz yok. Bu çekimli filik. Şimdi bir de filmsiyle isimi karıştırmamız lazım. Varillerin dolması kısa sürdü. Şimdi varilerin dolması kısa sürdü. Varilerin dolması, varilerin dolmaması diyebiliyor muyuz Songuç'um? Evet hocam. Diyebiliyoruz. O zaman bak buraya yazıyorum. Dolmaması diyebiliyoruz. Dolayısıyla pardon hemen buraya yazıyorum. Bu bir filmsi. Zeytinyağlı biber dolması çok lezzetli. Biber dolmaması diyebilir miyiz Songuç'um? Hayır hocam. Diyemeyiz saçma. Dolayısıyla bu isim bak. Bu isim bu ise filmsi. Tamam mı? Bazı filmsler zamanla kalıplaşıp isim oluyorlar çakmak, yemek, danışma, deneme, yarışma, dondurma, uçurtma, çağlayan, döner, yiyecek, yiyecek. Bunlar eskiden isim fiil ya da sıfat fiilmiş ama artık zamanla kalıplaşmışlar. Yani e, döner. Abi bana bir tane dönmez verir misin? E, yarım porsiyonum. Böyle bir şey diyemezsin. Yani döner artık kalıplaşmış. Ya da işte giymeyeceklerini dolaba kaldır. Deriz oradaki fiilimsi ama giyecek almaya gittim dediğin zaman ...giymeyecek aldım diye bir şey olmaz yani. O artık kalıplaşmış isim oluyor. Ya da çocukken uçurtmama uçururduk. Onu uçurtma artık kalıplaşmış isim oluyor. Yine fiilimsiyle çekini fiilin karşılaştırdığı bir soru da gelmiş. Eski bir sınavda bunu da göstermek istiyorum. Gelecek yılı harika bir lisede okuyacağım. Şimdi okuyacağım yüklemimiz... ...gelecek gelmeyecek diyebiliyoruz. Bu bir sıfat fiil. Ama abimler yarın bize gelecek deyince... ...bu ise fiil. Bak tekrar söylüyorum. Bu fiil Tonguç'um. Bu da fiil. Ama bu fiilimsi. Yani bak ikisinin de yazılışları aynı mı? Evet hocam. Aynı. İkisinin de yazılışları aynı ama bu sıfat fiil yani fiilimsi. Bu ise fiil. Niye? Gelecek yıl harika bir lisede okuyacağım. İnşallah hepinize harika liselerde okuyacaksınız. LGS 2023 geldiğinde şovunuzu yapacaksınız. Buna eminim. Ama buraya dikkat edinmeniz lazım. Abiler yarın bize gelecek. Bu gelecek bu gelmek fiili. Hatırlar mısın? 7. sınıfta görmüştük. Yani Ecek Acak gelecek zaman haber kipim. Koşar adımlarla yanıma geldi. Geldi yüklemimiz. Koşar adım. Koşar. Bu sıfat fiil. Nasıl adım? Koşar adım. Her gün mutlaka parka koşar. Bu ise fiil. Yani çekimli fiil. Dolayısıyla bunun fiil, bunun fiilimsi olduğunu görebiliyorsak harika bir şekilde halledebiliriz. Şimdi bir şey daha var. Onu da söylüyorum ve bitiriyorum artık. Fiilimselerin tanımlama oluşturulduğu da sorulmuş. iki farklı sınavda. Şiir okuyuş tarzı bize duygulandırdı. Bak okuyuş tarzı. Burada isim fiil Tonguç Eladım benim isim tamlaması oluşturmuş. İsim fiil isim tamlaması oluşturmuş diyeceksin. Evreni gösterecek tek pencere kitaptır. Nasıl pencere? Evreni gösterecek pencere. Dolayısıyla burada da sıfat fiil bak bu ecek eki sıfat fiil sıfat tamlaması oluşturmuş diye sormuşlar buna dikkat et. Hani anası mezar dikecek mi sıfat fiil diye. Hiç umulmadık iyilikler vardır. Bu da yine legesi, daha doğrusu sınavda çıkan örnek. Umulmadık iyilikler. Nasıl iyilikler? Umulmadık iyilikler. Burada da yine dık eki almış olan, anası mezar dikecekmiş eki alan sıfat fiil, sıfat tamlaması oluşturmuş. Şimdi tamlama nedir? Unutmuş olabilirsin. Sıfat tamlaması oluşturmuş. Şimdi tamlama ne olduğunu hatırlayalım ki kafan karışmasın. Şimdi bak şu tek başına duruyor. Ama şu çift olduğu için bunlar tamlayan ve tamlanan olduğu için bunlar bir tamlama oluyor. İki kelime olması lazım tamlamanın. Şimdi örnek veriyorum. Diyelim ki ee, konuşan öğrencileri öğrencileri severim dediğimizde tamam mı? Burada konuşan sıfat fiil öğrenciler de isim ve bu ikisi birlikte bir tamlama oluşturmuş diyebilir miyiz Tonguç'um? Evet hocam. Harika. Bu bir sıfat tamlaması. Burada bazen adlaşmış sıfat fiil olabilir. Mesela Konuşanları konuşanları ee, dışarı çıkardı. Konuşanları dışarı çıkardı. Bazen hocalar konuşanları dışarı çıkarır ya. Eğri adam çok konuşuyorsun, çok dışarı derler. Onun gibi. Burada konuşan konuşmayan diyebildiğimiz için sıfat fiil. Ama bu sıfat fiil sıfat tanıması oluşmamış. Buna bazı kaynaklarda çıkabiliyor bu. Adlaşmış sıfat fiili deniyor. Bu da işin son noktası oluyor. Topluş Eğri Adım yeneyim. Şimdi dolayısıyla hepsini bitirmiş olduk. Dersimizin en başta söylediğimiz yöntem çok çok önemliydi. Burayı sakın kaçırmayın arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Yapacağımız şey son derece basit. Lokomotifi buluyoruz. Loko lokomotif. Sonrası geriye kalanlardan yani yüklemi bulduktan sonra geriye kalanlardan... ...mameyki alanlara dikkat ediyoruz. Çözmek çözemek diyebildiğimiz için bu işi çok rahat çözüyoruz. Evet ödüllü sorumuza geldik. Sizler Zoru Bankası'ndan... Taktikli Türkçeden, Dinamo'dan mutlaka bu konuya kadar örnekleri çözün. Eğer 0'dan 8'e konu altın kitabınız varsa burada bu konuyu çok güzel bir şekilde anlattık. Bak filmsileri süper yöntemlerle anlattık. Taktikleri burada da verdik. Burada bu taktikler üzerinden de çalışarak mükemmel bir şekilde konuyu anlayabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ee, inşallah sorularınıza çözdüğünüzde konuyu süper bir şekilde çeksiniz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.